Ben Merdan Zorayev. 2007 senesinde Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptım. Türkmenistan hükümeti tarafından yapay olarak yaratılmış sorunlar. Vatanımıza serbest dolaşım ve defnedilme hakkı. Türkmenistan'ın göç hakkındaki yasasına göre Türkmen diplomatik misyonları aracılığıyla biyometrik pasaportları yenileme hakkına sahibiz. Ancak gerçekte yasalara hiç uyulmuyor çünkü yetkililer onu halkın lehine yorumlamıyor. Dünyanın dört bir yanına, yurt dışına dışına çalışmak için giden binlerce Türkmen vatandaşı pasaportlarını Türkmen konsolosluklarda yenilememeleri nedeniyle neredeyse 10 yıldır zorluk çekiyor. Biz burada Türkiye'de on binlerceyiz. Bu nedenle yasa dışı yaşamak zorunda kalıyoruz. Başka ülkelere seyahat edemiyoruz. Seyahat hakkımızdan mahrum kalıyoruz. Vatanımıza bile dönemiyoruz. Kalmak istesek süresi geçmiş pasaportlarımız nedeniyle kalamıyoruz. Zaman zaman binlerce Türkmen'in İstanbul Havalimanı'nda protesto gösterisi yaptığını duymuşsunuzdur. Sadece Türkmenler, diğer ülke vatandaşlar rahat rahat giriş çıkış yapabiliyorlar. Havalanı görevlileri bile bu kadar kolay bir sorunun neden büyük bir sorun haline getirdiğini merak ediyor. Yetkililer eski tip pasaportlar, kayıp pasaportlar ve tarihi 2020 yılından önce geçmiş pasaportların yenilememesi için herhangi bir işlem yapmıyorlar. Yalnızca Mart 2020 yılından sonra süresi biten pasaportların geçerliliğini uzatmak için damga vurulmaya başlandı. Bu eylemcilerin başlattığı protestolar sayesinde mümkün oldu. Ancak bu pasaportlarımızla ilgili sorunu çözmedi. Hatta daha da kötüleşti. Yine de uzatılan pasaportlar Aralık 2024'e kadar kısıtlandı. Yani yine bizim hareket hakkımız kısıtlandı. Dikkatinizi çekiyorum. Bize yeni pasaport vermek yerine, yenilemek yerine Türkmenistan'a dönüş belgesi sunuluyor. Bu yurt dışında yaşayan Türkmenlerin, Türkmenistan'ın yurt dışındaki diplomatik temsilcilerinden belge alma hakkının ihlalidir. Biz kanunlara saygılı vatandaşlarız. Geçici önlemlere ihtiyacımız yok. İstikrar istiyoruz. Süresi geçen pasaportlarımız nedeniyle yasal olarak burada yaşayamıyoruz. Kimlik alamıyoruz. Çalışma izni başvurusu yapamıyoruz. Sigorta yaptıramıyoruz. Tedavi bize çok pahalı, paramız yetmiyor. Özellikle ameliyat olmamız gerekiyorsa. Çocuklarımız eğitim hakkından mahrum bırakılıyor. Belge yetersizliğinden tedavi olamayan onlarca Türkmen'e ben ve arkadaşlarım bizzat yardım ettik. Peki 2,5 senedir uçuşlar kısıtlandığı için buraya Türkiye'ye kaç kişiyi defnettik? Binlercesine. Türkmenlerimiz Kilos'taki mezarlıkta defnedildi. Düşünebiliyor musunuz? Konsoloslara başvurduk. Merhumların yakınları mağdur durumda ve yetkililer merhumların ülkemize götürmelerine yardımcı olmak istemiyor. Diğer ülke vatandaşları cenazelerini memleketine götürüp defnedebiliyorlar. Bizde her şey yasak. Türkmenler Müslüman ama yetkililerimiz Müslüman geleneklerine saygı duymuyor ve uymuyor. Onlar yüzünden acı çekiyoruz. Biz mağdurlar Türkmen makamlarının özellikle süresi dolmuş pasaportlar sorununu ve yurt dışındaki yurttaşların diğer sorununu çözmek için istemediğini sonucuna varıyoruz. Bu neden bize yapılıyor? Çünkü bizleri insandan saymıyorlar. Vatandaş sayılmıyoruz. Görevliler için biz karamayız. Elçilikler ve konsoloslara yapılan aramalara cevap veremiyor. Problemlerimi çözmemize yardımcı olmuyorlar. Bize kaba davranıyorlar. Bizi kovalıyorlar, polisi arıyorlar. Yetkililer bizi hain ilan etti. Türkmenistan'ın karakollarında uydurma suçlarla, karakollarla arananlar listesinde fotoğraflarımız asılı ve bloggerlar aracılığı ile bize zulmetmek için çağrıda bulunuyorlar. Bu nedenle taleplerimizi dile getirmeye başladık. Protesto etmeye başladık. Biz vatanımızı, halkımızı çok seviyoruz. Bu yüzden problemlerin çözülmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.